bugünlerde botoks konusu oldukça popüler olduğunu biliyoruz. Botoks pek çok alanda kullanıldığı gibi zayıflama alanında da kullanılıyor. Bildiğiniz gibi botoksun uygulanması endoskopi işlemi sırasında yapılıyor. Endoskopi yaparken botoksun uygulanmasını engelleyecek herhangi bir ülser, kanser, şiddetli iltihap midede olmaması lazım. Eğer böyle bir durum söz konusu değil ise işlemi uygulayabiliyoruz. Vücuda yapılan her türlü girişim, her türlü ilaç yan etkiler çıkarabileceği gibi, botoks da bir ilaç olarak kabul edilecek olursa yan etkiler konusunda belli bir potansiyeli var. Ne gibi yan etkiler? Örneğin alerjik reaksiyonlar. Bu alerjik reaksiyonların olmaması için dikkat edilmesi ve hastanın belli saatler içerisinde izlenmesi gerekiyor. İşlemin yapılması çok uzun sürmüyor. Yaklaşık yarım saat içerisinde uyutulan hastanın çok ciddi bir problemi olmadan işlem bitiriliyor. Fakat sonrasında yan etki olmasın diye 6 saat, 8 saat, 10 saat gibi bir süreyle izlenmesi gerekiyor. Botoks konusu gene Gastroenterolojide pek çok konuda olduğu gibi farklı farklı disiplinler tarafından yapıldı. Örneğin cerrahlar bu konuda işlem yapıyorlar, gastroenterologlar işlem yapıyorlar. Bu işlemlerde cerrahlar endoskopi yapmalarının ne kadar tartışmalı olduğunu belirtirsek bu işlem uygulamaları da o denli tartışmalı bir uygulama. Neden? hasta izlemiyorlar. Neden? işlem yapıldığında tek doz enjeksiyon tarzında kullanılan materyal olduğu sürece hastada yeterli iştah azalması etkisi sağlamamış oluyorlar. Gastroenterologlar da böyle bir yola gidecek olurlarsa, örneğin iki tane flakon kullanılması gereken yerde tek flakon kullanırlarsa bu etki gene yeteri kadar oluşmamış oluyor. Botokstaki etki mekanizmasının özellikle grelin dediğimiz hormonun salınmasının engellenmesiyle iştahın doygunluk seviyesinde olmasını ve gıda alımında isteksizlik ortaya çıkarıyor. Oldukça iyi bir etkisi var ama bu 6 ay kadar sürebiliyor. Yani sihirli bir formül sunmuyor. Ana faktör kişinin kendisi. Yani diyeti mutlaka gene uygulaması gerekiyor. O nedenle botokstan elde edilecek yararı belirlerken kişinin diyete uymasındaki zorunluluğa çok dikkat etmek gerekiyor. Kişinin kilo vermesini etkileyen ana sorun diyete uymak. Ama diyete uymadan sadece botoksu uygulayarak diyete uyulabileceğini beklemek biraz mümkün olmuyor. O nedenle botoks ıı, tedavisini e, almak isteyen bireylere bunları uzun uzun anlatıyoruz. Fakat diyet konusunda 6 aylık ciddiyetle uygulanacak prensiplerin botoksun etkisi geçtikten sonra da dikkate alınması ve e, kısacası mutfak alışkanlıklarının değiştirilmesi gerektiğini pratik olarak kişinin aldığı gıdanın dörtte bir oranına düşecek şekilde yani her yediği e, miktarın e, dörtte birine düşecek şekilde azaltılması gerektiğini belirtiyoruz. Bunlara uyulduğu takdirde botoks gerçekten yararlı bir yöntem ama e, bunlara uyulmadığı takdirde e, bakalım diyetimi ne kadar kolaylaştıracak Diyerek konuya yaklaşırsak aynı sigara bırakmadaki gibi niyet yetersiz olursa uygulanacak olan tedaviyle sigarayı bırakır mıyım bırakmaz mıyım düşüncesinde olan kişi başarılı olamıyor. Botoksa da aynı şekilde hem niyetlenmek hem kararlı olmak diyeti uygulamak ve sonrasında botoksun getireceği faydadan e, yararlanmayı beklemek doğru olacaktır.